Medya Kritiği'nin ikinci bölümünden tekrar merhaba. Bir son dakika haberini paylaşmak istiyorum sizlerle. İkinci el araç sitelerine soruşturma. Detaylara bakalım hemen. 4 şirket rekabetin korunması hakkında kanununun 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Rekabet Kurulu, Arabam.com, Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil İnternet hakkında soruşturma açtı. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre çevrim içi platform kinder binek araç alım satımında faaliyet gösteren söz konusu şirketlerin çeşitli uygulamalar ile rekabetin korunması hakkında kanun, rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar başlıklı maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen ön araştırma rekabet kurulunca andı. Ön araştırmada elde edilen bilgi belge ve yapılan tespitlerin ardından müzakere eden rekabet kurulu bulguları ciddi ve yeterli bularak Arabam.com, Vava, Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil hakkında soruşturma açtı. Bunu da paylaşmış olalım sizlerle son dakika gelişmesi olarak ve devam ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çiftçinin bankalara 1.366.172 tarım arazisini rehin bıraktığını. Çiftçiye tallasını rehin bırakıyor, ekim yapıyor, sonra gidip kredi borcunu ödeyerek tekrar yeni kredi alıyor. Ayakta bu şekilde durmaya çalışıyor. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son 5 yılda bankalara rehin bırakılan arazi sayısını Bakan Murat Kurum'a sordu. Kurum, Gürer'in verdiği soru önergesini yanıtladı. Arazi sayısının 1.366.172 olduğunu açıkladı. Gürer, bakanları eleştirerek borçla boğuşan çiftçinin durumunu anlattı. Sayın bakanlar, çiftçinin mutlu olduğunu söylüyor. Sorduğumuz zaman çiftçi, ürünü sattığım zaman ilk işim bankaya koşuyorum. Borcumu ödemeye çalışıyorum. Çünkü bankada borcumu ödeyemezsem faiz arkasından icra ile karşılaşıyorum diyor. İcra dosyalarındaki artışa dikkat çekti. Ülkemizde 1.467.000 adet icrada bir yılda dosya artışı olmuş. 29 Temmuz itibariyle 23.987.000 derbestte bulunan icrada dosya var. Yani çiftçi kredi alıyor, borçlanıyor, borcunu ödüyor ve tekrar tarım yapmaya çalışıyor. O nedenle çiftçinin kazandığı ilaca, gübreye, tohuma, mazota, sulama suyu parasına gitmenin yanında aldığı krediyi döndürebilmek, ödeyebilmek için mücadeleyle geçiyor. Çözüm önerisi sundu. Olması gereken kredi borçlarından dolayı faizler silinmeli. Çiftçi kredi döndürmenin dışında ürettiği üründen sağlayacağı gelirle mutlu olabilmeli. Evet, 20 milyon kişi kredi kartı borcunun tamamını ödeyemiyor. Başlıklı habere bakalım. Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, 36 kredi kartının limiti dönem bitmeden dolmaktadır. Semt pazarları dahi kredi kartı kullanımının arttığının tespit edildiğini vurgulamış ve Deniz 20 milyon kişinin kredi kartı borcunu kısmi olarak ödeyebildiğini söylüyor. Tüketici Birliği Federasyonu'nun cüzdanımızda ne var başlıklı Temmuz ayı raporu yayımlandı. Araştırmaya göre tüketicilerin %33'ü kredi kartı hesap özetinin tanı ödeyemiyor. Borcunu öteleyen tüketiciler 20 milyonu bulurken 3 aydır bu sayıda artış yaşanıyor. Geçen ay yapılan araştırma sonuçlarını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, 36 milyon kredi kartının limiti dönem bitmeden dolmaktadır. Semt pazarları dahi kredi kartı kullanımının arttığı tespit edildi. Bu sonuç kredi kartı harcamalarının büyük oranda yaşamını sürdürmesi için zorunlu olarak satın almak zorunda olduğu kalemlerde gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında
konunun ele alınacağı duyurulmuş ancak toplantı sonrasında açıklama yapılmadı demiş. Acil uyarısı yapmış ayrıca Deniz ve aksi takdirde yasal takipte olan 750 bin tüketiciye milyonlarca kişinin eklenmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekmiş. Deniz yasal takip süresinin 90 günden salgın dönemindeki gibi 180 güne veya daha fazla süreye çıkarılması, yasal takibe düşen kredi kartı borçlarının yanı sıra hesap özeti kısmı olarak ödenerek ötelenen borçlara da yapılandırma olanağı getirilmesi çağrısı yaptı. Aslında bu da yurttaşların ekonomik olarak yaşadıkları krizi çok net bir şekilde ortaya koyuyor dedikten sonra sıradaki haberimizle devam edelim. Halka açlığa karşı tasarruf çağrısı yapan Diyanet İşleri'nin yılın ilk ayında 2022 bütçesinin %70'ini harcadığı tespit edilmiş. Evet, bakalım detayları. Kardeşlerim, elbette hiçbirimiz zorluklarla karşılaşmayı arzu etmeyiz. Ancak müminler olarak biliriz ki hayatın güzel anları kadar sıkıntılı zamanları da dünya imtihanımızın birer parçasıdır. Lüks otellerde yaptığı harcamalar, makam araçları. 2022 yılında %24'lük artışla 16 milyar liralık bütçe. Açlık sınavdır söylemiyle tasarruf çağrısı yapan Diyanet, yılın ilk 6 ayında yaklaşık 10 milyar lira harcama yaptı. Rekor harcamanın büyük bölümü din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için yapıldı. Devletimizin imkanlarıyla, milletimizin katkılarıyla yapmış olduğumuz eğitimlerde, Kur'an kursu eğitimlerinde yaş sınırı gözetmeksizin böylece Diyanet, din hizmetleri ve yaygın din eğitimi programı için 2022 yılında verilen ödeneğin %70'ini henüz yılın ilk yarısında tüketti. Başkanlığın raporlarına göre 2022 yılının ilk yarısında Diyanet'in kasasından yurt dışına 2 milyon 216 bin lira aktarıldı. Evet, diyoruz TÜSİAD Başkanı Orhan Turan bu politikalarda ısrar et, zaman kaybediyoruz. Maliyet ağırlaşıyor. Ekonominin B planı nedir sorusunu yöneltmiş. Aslında oldukça geç kalınmış bir soru. Detaylara bakalım. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, politikalar sonuç vermedi, maliyet ağırlaştı diye konuştu. Enflasyonla doğru yöntemlere mücadele edilmediğini söyledi. Turan aynı zamanda kaybedildiğini ifade ederek krizden çıkışın hala mümkün olduğunu vurguladı. Turan, ekonomik göstergelerin istenilen çerçeveden uzaklaştığı bu ortamda reel sektör olarak sormamız gereken şu: ekonomi yönetiminin B planı nedir? Sözcü'den Saime Bahçı'ya konuşmuş Orhan Turan ve şöyle devam ediyor. Enflasyonla doğru yöntemlerle etmiyoruz. Bu yüzden sürekli olarak tahminlerinin yukarı revize edildiğine şahit oluyoruz. İster enflasyon ve cari açık olsun, ister CSIS ve kur olsun, en başta hedeflediğimiz yerlerden çok çok uzağız. Bu politikalarda ısrar ettikçe zaman kaybediyoruz. Her kaybedilen zamanın ekonomik açıdan bir maliyeti oluyor. Ekonomik göstergelerin istenilen çerçeveden uzaklaştığı bu ortamda reel sektör olarak sormamız gereken şu: bu politikalar belli ki sonuç vermedi. Ekonominin B planı nedir diye sormuş. Bakalım bir cevap gelecekteki günlerde göreceğiz. Evet, devam ediyoruz. Çifte maaş ve huzur hakkı ödemeleriyle gündeme gelen yardım kuruluşu Kızılay'da yöneticilerin 27 bin lira ile 38 bin lira arasında maaş aldıkları ortaya çıkmış. Bakalım. Çifte maaş ve huzur hakkı ödemesi iddialarıyla gündemde olan yardım kuruluşu Kızılay'ın Temmuz'da yöneticilere yaptığı maaş ödemeleri ortaya çıktı. Bir Günden İsmail Arı'nın haberine göre Kızılay yöneticilere 27 bin ile 38 bin lira arasında maaş ödedi. Kızılay'ın Sağlık AŞ isimli şirketinin genel müdürü ve AKP eski milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş, Temmuz ayında 38 bin 600 lira maaş aldı.
Yatırım Holding'de Finansal İşler Müdürü Erdal Dursun'a ise Temmuz'da 37.519 TL maaş ödendi. Yine Yatırım Holding'in Pazarlama ve Kurumsal İletişim Başkanı Zeynep Meltem Özeker de 37.397 TL maaş aldı. İdari ve Mali İşler Genel Müdürü Nurettin Hafızoğlu'na 34.740 lira ödenirken, Yönetişim Ofisi Başkanı Şemsi Kamile Canbay 34.740 lira, Toplumsal Hizmetler Genel Müdürü Gazi Alataş ise Temmuz'da 34.740 lira aldı. Kızılay'ın yöneticilerine ödenen yüksek maaşlar bununla da sınırlı değil. Bakım AŞ'nin Genel Müdürü, Yatırım Holding AŞ Malatya Şubesi Genel Müdürü, Kurumsal Gelişim Grup Direktörü, İnsan Kaynakları Grup Direktörü ve İş Geliştirme Koordinatörü 27 biner lira maaş aldı. Kızılay'da direktör ünvanlı yöneticilere 23 bin lira ödeniyor. Birçok yöneticiye ödenen maaş ise 16 bin ile 20 bin TL arasında. Kızılay, 2019 yılında Kızılay Yatırım Holding adı altında holdingleşti ve 9 ayrı şirket kurdu. Şirketlere hastaneler ve 6 binin üzerinde gayrimenkul devredildi. Evet, kameralarımızı Diyarbakır'a çeviriyoruz. Mezopotamya Kadın Gazetecileri platformu kadın gazetecilere yönelik son 7 ayda ortaya çıkan hak ihlalleri raporunu açıklıyor. 7 aylık süreç içerisinde en az 18 gazeteci sahada haber takibi yaptığı esnada polisin fiziki saldırısının yanı sıra sanal medya ortamlarında erkeklerin cinsiyetçi hakaret ve sözlü saldırısına maruz kaldı. 14 gazeteci şiddete maruz kalırken 6 gazeteci mesleğini icra ederken tehdit edildi. 10 gazetecinin evine baskın yapıldı, 26 gazeteci gözaltına alındı, 1 gazeteci tacize uğradı. 31 gazetecinin sahada haber takibi, 1 gazetecinin seyahat hakkı engellendi. 6 gazeteci gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklandı, 1 gazeteci ajanlık dayatmasına maruz kaldı, 1 gazeteci doğum yaptığı için işten çıkarıldı. Mesleki faaliyetlerinden dolayı 10 gazeteci hakkında soruşturma, 12 gazeteci hakkında dava açıldı. 12 gazeteciye toplamda 23 yıl 10 ay 27 gün hapis cezası, 4 gazeteciye toplamda 190.250 Türk lirası para cezası verildi. Açılan 73 dosya kapsamında 105 gazetecinin yargılamaları devam etti. Hala en az 10 kadın gazeteci ise ülkenin çeşitli cezaevlerinde tutsak bulunmakta. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu olarak bu ülkede yaşayan bütün gazetecilerin özgür bir şekilde gazetecilik mesleklerini yapmalarını istiyor ve haksız yere cezaevlerinde tutulan bütün arkadaşlarımızın hemen bırakılmasını istiyoruz. Yani bugün burada arkadaşlarımız Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu bir rapor açıkladı. 7 ay boyunca aslında özellikle kadın gazetecilere yönelik ihlalleri kamuoyuyla paylaştı ve her birimiz aslında her gün hem sahada hem de haberlerini yaparak aslında bu durumu takip ediyoruz. Yani geçtiğimiz cumartesi günü Diyarbakır'da da benzer bir durum yaşadık. Aralarında kadın gazetecilerin de olduğu gazetecilere yönelik bir şiddet yaşandı. Gazeteciler mesleklerini yaparlarken ne yazık ki bu tarz ihlallere maruz kalmaya devam ediyorlar. Bunlardan biri de aslında Deniz Fırat'tı. Hakikat arayışlığını ve hakikati dünyaya duyurmaya çalışan Kürt gazetecilerden biriydi. DAEŞ'in yaptığı saldırılar sırasında katledildi. Deniz katledildi ama Deniz'in inadı, Deniz'in mücadele azmi ve haber şevki bugün diğer gazeteciler tarafından sürdürülmeye devam ediyor. Bir kez daha Deniz Fırat'ı ve onun gibi bu uğurda yani halka gerçekleri aktarırken katledilen bütün gazetecileri anıyoruz ve takip eden meslektaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Evet, Mezopotamya Kadın Platformu son 7 ayda kadın gazetecilerinin
haberlere raporunu açıkladı Diyarbakır'da. Canlı olarak sizlerle buluşturduk ve devam ediyoruz. Edirne'ye gidiyoruz. Edirne'de Bulgarca tabela polemiği yaşanıyor. Aslında işin özünde şu var. Euro'nun özellikle dövizin değer kazanmasıyla birlikte Bulgarlar Türkiye'ye alışveriş yapmaya geliyorlar. Özellikle Edirne hemen sınır kapısında olduğu için Edirne'de bir yoğunluk söz konusu. Ve ayrıca vize serbestisi de geldi biliyorsunuz. Rahatlıkla gelip Türkiye'den alışveriş yapıp geri dönebiliyorlar. Bununla birlikte Edirne Belediye Başkanı Bulgarca tabelalar için bir komisyon kurulmasını istedi. Ancak alışverişe gelen Bulgarlar ve Edirne esnafı bu tabelaların işe yaradığını söylüyor. Türk lirasının hızla değer kaybetmesinin ardından Bulgaristan'dan çok sayıda turistin alışveriş için Edirne'ye akını devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye'ye girişlerde vize muafiyeti de tanınmasıyla birlikte ülkeye gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor. Yaşanan bu akınla birlikte esnafların kullandıkları Bulgarca tabela ve afişlerde de patlama yaşandı. Bulgarca tabelalardaki artış Edirne Belediye Meclis toplantısında da gündeme geldi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, afişlerde tek bir Türkçe kelime olmadığını belirterek düzenleme getirilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle reklam mecralarında billboardlar, raketler, outdoorlar vesaire gibi ve tabelalarda Türkçe'ye uygun olmayan yabancı dillerde tamamen tek kelime Türkçe olmayan afişler görmeye başladık Edirne'de. Yine aynı şekilde tamamen yabancı isim olan tabelalar. Bununla ilgili bir komisyon, belediye meclis üyelerinden bir komisyon kurulmasını, bu komisyonun hem mevzuat anlamında gerekli çalışmayı yapmasını, gerektiğinde uzmanları çağırıp dinlemesini ve önümüzdeki Eylül olur, Ekim olur bir rapor sunarak mecliste bu konuda bir karar almamızı öneriyor. Bazı esnaflarsa Bulgarca tabela konusundaki tartışmalardan rahatsız. Bulgarca afiş ve tabelaların faydalı olduğunu söyleyen kentteki giyim mağazası sahibi Metin Barmanbay, en çok alışveriş yapan müşterilerin Bulgaristan'dan geldiğine dikkat çekti. Herhalde başkanımın Edirne'de köstebek yuvaları denecek kadar, evimin sağı, solu, önü, arkası köstebek yuvası denecek kadar çukurlarla doluyken zannediyorum başkanımın yapacak hiçbir işi kalmadı. Herhalde çok aylak kaldılar dedim ya. Çok aylak kaldıkları için yapacak iş bulamadılar. Yapmak istiyorsanız sizlere iş çok var. Ben sırasıyla bunları sizlere tane tane gösterebilirim. Bence önce Edirne Belediyesi halkın diğer ihtiyaçlarıyla ilgilensin. Barmanbay, zannediyorum başkanımın yapacak hiçbir işi kalmadı. Edirne Belediyesi önce halkın diğer ihtiyaçlarıyla ilgilensin dedi. Yeni yıla girerken hem Bulgarca hem Yunanca içinde bir tane Türkçenin olmadığı reklam afişlerini astıran da sevgili belediye başkanımızdı. Bulgaristan'dan gelen Gülhan Ali de Bulgarca tabelaları olumlu bulduğunu belirtti. Buranın esnafı tamamen yabancı uyruklulardan yararlanıyor. Bence azaltılmasın, artsın diye konuştu. Bazı ürünleri bilmiyorlar, adını söylemek bilmiyorlar, zorlanıyorlar insanlar. Hani bunlar, onlar zorlanmasın. Burasının da esnafların da işi kolay olsun. Bence çok çok daha iyi olur. Geçtiğimiz yıllarda başta İstanbul, İzmir, Adana ve Hatay başta olmak üzere bazı illerde Arapça tabelalar toplatılmıştı. Evet, HDP hafta sonunda Diyarbakır ve İstanbul'da çözüm büzesi mitingleri yaptı. Aslında mitingin detaylarını konuşacağız. Canlı yayın konuğumuz HDP milletvekili Züleyha Gülüm telefon hattımızda. Züleyha Hanım merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok çok teşekkür ederim. Aslında mitingin detaylarına baktığım zaman Aysel Tuğluk serbest bırakılsın pankartının miting alanına alınmak istenmediğini gördük. Gerekçe neydi tam olarak? Orada mıydınız acaba? Bilginiz var mı bu konuyla ilgili? Ya sadece o konuda değil aslında, birçok konuda işte şu pankart giremez, bu deviz giremez, kıyafetlere müdahale gibi şeyler yaşadık. Aysel Tuğluk'un aslında durumu belli, uygulanan işkence belli. Hani buna rağmen Aysel'in fotoğrafını bile tahammülsüzlük gibi bir sınırda duruyoruz maalesef.
Bu hukuki hiçbir yanı yok ama bu tür dayatmalarla karşı karşıya kalıyoruz. Aysel gerçekten hastalığı ilerlemiş durumda. Demans çok ileri seviyede. Buna rağmen biliyorsunuz ifade almaya zorladı mahkeme. Kamuoyunun baskısı sonucu aslında çoktan yapması gereken tahliyeyi kararı verdi. Ancak bu tahliye de sağlık nedeniyle yapılmadığı için infaz dosyası olan hükümlü olduğu dosyadan tahliyesi gerçekleşmedi. Halen serbest kalabilmiş değil. Böyle bir hukuksuzluk varken, halen cezaevinde tutuluyorken Aysel'e dair talebin ve fotoğrafının bu şekilde bir tutum alınması kabul edilebilir değildi elbette ki. Ama yaygın bir tutum birçok konuda, benzer özellikle kamuoyunun bilgisinin sahip olduğu konularda bu tutumla karşı karşıya kalıyoruz. Ama biz bir yürüyüşle miting alanına girmeden Aysel'in fotoğrafının olduğu, serbest bırakılmasını istediğimiz, bütün hasta mahsusların aslında serbest bırakılması talebini dillendirdiğimiz bir yürüyüşle miting alanına girdik kadınlar olarak hep beraber. Mithat Sancar Diyarbakır'da 25 Ağustos'ta Demokrasi İttifakı'nı açıklayacaklarını duyurdu. Aslında izleyicilerimiz için şunu rica edeceğim sizden. Demokrasi İttifakı nedir, kimlerden oluşacak, nasıl bir programı var? Bunu detaylandırabilir misiniz? Ya evet, şimdi bizim uzun bir zamandır sol sosyalist güçlerle yan yana geldiğimiz, belli tartışmalar yürüttüğümüz, birlikte mücadele ortaklığı zeminini kurmaya çalıştığımız bir çalışmamız var biliyorsunuz. Demokrasi İttifakı ayrı bir çalışma, mücadele ortaklığımız da, ortaklığı zemini de hani bunun bir parçası olabilecek. O ekibin, o grubun karar vereceği bir çalışma. Demokrasi İttifakı'ndan kastımızsa daha geniş bir çalışmadan bahsediyoruz aslında. Bir yandan işte sol sosyalist güçlerin, bir yandan Kürt partilerinin, mücadele gruplarının, öbür yandan kadınların, Alevilerin, gençlerin, ekoloji mücadelesi verenlerin, yaşam alanlarını savunanların, demokratik kitle örgütlerinin, sendikaların topyekün bir hat oluşturduğu bir şeyden bahsediyoruz. Demokrasi İttifakı derken kastımız bu. Bu çok daha geniş, halen çalışmalarını sürdürdüğümüz bir ittifak zemini. Mücadele ortaklığı 25'inde bahsedilen şey ise bir mücadele ortaklığı. Sol ve sosyalist güçlerin bir araya gelişiyle oluştuğu, yedili grubun bir araya gelişiyle oluştuğu bir mücadele ortaklığı. Bunu şöyle tarif etmek lazım. Gerçekten Türkiye'de çok ciddi kriz alanları var, ciddi çıkmazları var. Halk çok ağır bir sömürü ve savaş politikaları altında, baskı altında, demokrasinin de esinin kalmadığı, adaletin olmadığı, düşünce özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün olmadığı, emekçilerin inanılmaz bir işçilerin sömürü altında olduğu, her gün hakların gasp edildiği bir ülkede yaşıyoruz. Bir yandan kadınların bütün kazanımlarına el konulmak istendiği, LGBT artılara düşman hattının örüldüğü, Alevilerin işte kurumlarına saldırıldığı, evlerinin işaretlendiği, farklı inançların sürekli ötekileştirildiği ve nefret suçlarına bir şekilde maruz kalmasına yol açıldığı, Kürt meselesinde savaş politikalarıyla yürünme meselesi devrede, barış ve yeniden demokratik bir çözüm, sorunların demokratik yollarla çözümüne dair reddiyatın olduğu bir dönemden geçiyoruz. Aslında çoklu sorun alanlarından geçtiğimiz bir dönem. Ama bir yandan da mücadelenin de güçlenebileceği, örgütlülüğün daha fazla güçlendirilebileceği bir dönem de bu aynı zamanda. Çünkü halkta müthiş bir tepki var. Yeter artık deniyor, her konuda yeter artık deniyor. Ekonomik kriz çok derinleşmiş durumda, yoksulluk çok ciddi artmış durumda. İnsanlar artık açlık sınırının altında yaşamak zorunda bırakılıyor. Tüm bunlara karşı bir öfke birikimi var. Bunu örgütleyen, bir arada mücadele ortaklığını örgütleyen bir zemine ihtiyaç var. Ve bu zeminin örgütlenmesi açısından da bir mücadele ortaklığı çalışması uzun süredir sürüyordu. Aslında Demokrasi İttifakı değil, yani orada belki bir yanlış anlaşılma, mücadele ortaklığı zemininin bir deklarasyonu olacak. Onun çalışması yapılıyor şu anda. Ve belki bir yanlış anlaşılma da sadece seçimle ilgili olduğu varsayılıyor ama değil aslında. Çünkü seçim tek başına ülke sorunlarını çözebilecek bir mesele değil. Aslında hem seçim öncesi hem seçim sonrası olmak üzere bir mücadele zeminini nasıl güçlendirebiliriz, toplumsal örgütlenmeyi nasıl gerçekleştirebiliriz, bu anlamıyla sonraki süreçte de bütün bu
devam eden süreçlerde aslında bu sorunlara nasıl çözüm üretebilirize dair bir açıklama olacak. Türkiye'nin temel sorunları konusunda görüşlerin açıklandığı bir deklarasyon olacak. Belki tarihte değişimler olabilir. Henüz tarih konusunda hazırlık süreci devam ettiği için 25'i deniyor ama hani bir esneme olabilir. Belki birkaç hafta kayabilir. Ama çerçevesi genel olarak böyle bir deklarasyon yayınlayacağız. Geniş bir ekiple, farklı çevrelerin katılımıyla gerçekleşecek olan, kamuoyuna açıklanacak olan, halkın katılımıyla gerçekleşecek olan bir deklarasyon olacak. Dediğim gibi tarih 25 olmayabilir, biraz daha ileri olabilir. Hazırlık süreci çünkü devam ediyor. Önemli bir deklarasyon olacak. Dolayısıyla da bir temel ilkeler, temel yol haritası diyebiliriz bu deklarasyonu. Züleyha Gül'üm, Babacan'ın açıklamaları var. Kürtler meclise girdi ama Kürtçe giremedi. Bizim için Kürt meselesi bir çeşit vatandaşlık meselesidir. Biz öyle kuru kardeşlik sloganları atanlardan değiliz. Biz eşitlik diyoruz, eşit vatandaşlığın altını çiziyoruz dedi. Babacan'ın bu açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Samimi buluyor musunuz? Ya şöyle, şimdi tabii ki geçmiş pratikleri var. Geçmiş pratikleri gördüğümüzde ve seçim dönemine yaklaşırken bir takım sözlerin nasıl bu şekilde söylendiğini, sonradan unutulduğunu hepimiz biliyoruz. Seçim dönemi geldiğinde herkes şunu çok iyi biliyor ki Kürtlerin, Kürt halkının vereceği oy çok önemli belirleyici bir ülkede. Dolayısıyla bir şekilde seçimde başarılı olmak isteyen herkes bir dönüyor. Ya AMET'e gidiyor ya işte Kürt meselesinde çözüm olduğunu söylüyor. Ama pratiğe gelince, yani seçim sonrasına gelince, biz bu sözlerin nasıl hızla unutulduğunu biliyoruz. Yine kendilerinin önceki pratiklerini de biliyoruz. Dolayısıyla elbette ki yani samimi bulabilmemiz için gerçekten bunun pratiğini görmemiz gerekiyor. Şimdi Altılı Masa'nın bu konuda pratiği de ortada. Kendileri de bu şeyin içerisindeler Altılı Masa'da. Yani bugüne kadar bu konuyla ilgili açık bir tutum almış değiller, açık bir yayınladıkları deklarasyonlarda gündem yapmış değiller. Bu anlamıyla bunu sormak gerekiyor. Hani burada böyle soruyorsunuz ama orada başka bir şey oluyor diye. Bunu hatırlatmak gerekiyor. Bir de şu mesele, şunu görmeleri gerekiyor. Halkların Demokratik Partisi, Kürt halkının partisi aynı zamanda. Bütün ezilenlerin partisi olduğu gibi Kürt halkının da iradesini gösterdiği bir parti. Peki Halkların Demokratik Partisi ile yan yana gelme zeminleriniz yoksa nasıl çözeceksiniz meseleyi? Bu konuda soruna dair en azından bu süreç boyunca bir yan yana geliş, açık bir yan yana geliş, tartışma, birlikte yol alma, bizim uzun zamandır ısrar ettiğimiz temel başlıklarda tartışalım, konuşalım ve bunun kamuoyu gözünde tartışma olsun, açık bir tartışma olsun. Kürt sorunu dahil temel sorunlarda nasıl yol alacağımıza dair bir harita oluşturulması gerekiyor. Çağrısına o zaman neden yanıt verilmiyor? Bu soruyu da sormak gerekiyor. Umarım söyledikleri gibi olur ama bugüne kadarki pratikler bununla çok örtüşmediği için elbette ki çok da böyle güvenemiyoruz açıkça. Evet, yapılabilir diyemiyoruz. Ama umudumuz, ısrarımız elbette ki diğer partilerin de Kürt meselesine, Kürt sorununa demokratik çözüm meselesine sahip çıkmaları. Çünkü bu mesele sadece Kürt halkının meselesi, sadece HDP'nin meselesi değil. Bu ülkede yaşayan herkesin meselesi. Herkesin bu ülkede eşit koşullarda, adil bir ortamda, adaletin olduğu, özgürlüğün olduğu, demokrasinin olduğu, işçinin, emekçinin sömürülmediği, doğanın katledilmediği bir ortamda yaşamak isteyen herkesin aslında öncelikle Kürt sorununda demokratik çözüm demesi gerekiyor. Çünkü bu ülkede diğer halklar meselesinde çözüm üretilebilmesinin aynı zamanda yolu Kürt sorununda demokratik çözümden geçiyor, barıştan geçiyor. Haklarının verilmesinden, eşit koşullarda yaşamdan, bir arada kimsenin kimseyi ötekileştirmediği bir ülkede yaşamdan geçiyor. Şimdi bu sorunu çözmeden bütün muhalif güçlerin, muhalefetin ve kendine muhalefette yer alan diyen herkesin, siyasi partilerde dahil olmak üzere, bunu öncelikle biz bence hatırlaması gerekiyor. Yani Kürt soruna dokunmadan bu ülkede demokrasi sorunu çözmeniz mümkün değil. Ona göre yaklaşmak, ona göre çözüm üretmek gerekiyor ve Kürt halkı da açıkça iradesini HDP'de bulmuşsa, HDP'yi görüyorsa, o zaman HDP'yi muhatap almak durumundalar ve HDP ile
bu süreçte görüşmeler, açık görüşmeler, tartışmalar ve yol haritasının ortak çizilmesi gerekiyor. Bunları yaparlarsa evet diyelim ki bir noktaya kadar evet belki yapabilirler diyebiliriz. Ama bunların hiçbiri olmadan sadece seçim öncesi bir takım zamanlarda söz söylemek yeterli bir durum değil. Züleyha Gül'üm çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Son olarak şeyi de söyleyeyim. Mitingler gerçekten aslında bu konularda da halkın ne söylediğini çok net olarak gösterdi. Açık olarak savaş politikalarına hayır dedi, Kürt sorununa demokratik çözüm dedi, barış dedi, sömürüye hayır dedi, artık ezilmek istemiyoruz dedi, edibese dedi Kürt halkı özellikle de. Bunu da aslında mesajı almak isteyen herkes bence az. Çok çok teşekkür. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Milletvekili Züleyha Gülüm'dü. Ve akışımızdaki bir diğer haberle devam ediyoruz. CIA eski danışmanı Henry Berkey 15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün sonra Karaköy'de yemek yediği kişinin gazeteci Aslı Aydın Taşbaş olduğunu açıkladı. Aydın Taşbaş açıklamaya tepki gösterdi ve zamanlamasına dikkat çekti. Hakkında ortaya atılan iddiaların kötü niyetli olduğunu söyledi. CIA eski danışmanı Henry Berkey, iş insanı Osman Kavala'ya casusluk suçlaması yöneltilmesine gerekçe gösterilen akşam yemeğine ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 18 Temmuz 2016'da akşam yemeği yediği kişinin gazeteci Aslı Aydın Taşbaş olduğunu duyurdu. O akşam Karaköy lokantasında Osman Kavala ile tesadüfen karşılaştıklarını belirtti. Bu karşılaşmanın AKP medyası tarafından komploya dönüştürüldüğünü ifade etti. Savcılığında bu karşılaşmayı darbe planlarının bir parçası olarak Ekim 2020'de yazdığı iddianamede yer verdiğine değindi. İddianamenin verildiği tarihte Kavala'nın cezaevinde olduğuna dikkat çekti. Bu iddianame tutukluluk halinin devam etmesi için kullanılan bir hileydi, diye belirtti. Gerçekleri inkar etmenin hakikati değiştirmeyeceğini dile getirdi. Berkey'in bu açıklamasının ardından gazeteci Aslı Aydın Taşbaş da açıklama yayınladı. Son günlerde kendisiyle ilgili ortaya atılan iddiaların kötü niyetli olduğunun altını çizdi. Polemik yaratmamak için ve Osman Kavala'nın bilgisi dahilinde sessiz kaldım, dedi. Konuyu Berkey'in açıklamasına getirerek zamanlamaya dikkat çekti. Yıllardır tüm ısrarlara rağmen bir açıklama yapmayan, kendisiyle ilgili şaiyaları gidermek için talep edilen bilgi paylaşımına yanaşmayan bir şahıs, esrarengiz bir zamanlamayla yeni bir polemik başlatmıştır, ifadesini kullandı. Osman Kavala'nın ABD'li akademisyenle aynı lokantada olduğu gerekçesiyle açılan dava nedeniyle cezaevinde olmadığını, bu davadan beraat ettiğini hatırlattı. Yolların İstanbul'da aynı lokantada kesişmiş olması suç değildir, sır da değildir, dedi. Berkey de Aslı Aydın Taşbaş'ın açıklamasının ardından Halk TV'ye açıklama yaptı. Aydın Taşbaş'ın başının belaya girmemesi için ismini açıklamak istemediğini, ancak Aydın Taşbaş'ın o geceyle hiçbir ilişkisinin olmadığını söylemesinin ardından açıklama yapmak zorunda kaldığını belirtti. 17 Ekim 2017'de Antep'te gözaltına alınan Osman Kavala, 1 Kasım 2017'den beri tutuklu. Gezi eylemlerini finanse ettiği gerekçesiyle tutuklanan Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs gerekçesiyle açılan davada ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Evet, Türkiye'de özellikle son dönemlerde sokak röportajları çok revaçta ve çok izleniyor. Aslında sokağın nabzını sokak röportajcıları tutuyor diyebiliriz. Özellikle sosyal medyada her gün karşılaşıyoruz. En çok da ekonomik sorunlar içerikli röportajlar geliyor gündeme. Oradan halkın nabzı da tutulabiliyor bir nebze de olsa. Objektif Medya adındaki YouTube kanalı yine sokaktan röportaj yapıyor ama bu sefer bir komiser müdahale ediyor. Sonra olaya sivil polisler dahil oluyorlar ve röportajı yapan kişi ve kameramanı gözaltına alıyorlar. Tabii gözaltına alırlarken de hepiniz orada yorum yapıyorsunuz diye bağıran bir polisin sesini de duyuyoruz. Videosu hazırsa ekrana getirelim arkadaşlar. Biz hepimiz aldatılıyoruz. Kimlik. Sen. Aa!
Anlıyorsun abi. Kimden izin aldın? Nereden izin aldın? Kimden izin aldın? Devletin yasası. Var mı gazeteci? Tabii benim gazeteci. Ver onu ben. Getir. Ya bir dakika tutuşuyorum. Böyle olmadı. Böyle olmadı. Sen ne yapıyorsun? Var mı senin hükümün? Savcılıktan emrin var mı? Var mı? Var mı ya? Savcılıktan yazı getirdiniz mi? Var mı? Ya alamazsın abi. Bak bir saniye. Ya öyle yapma ya. Bu şekilde alamazsın. Bırak şunu ya. Ya niye bağırıyorsun? Bırak mısın? Sen kimsin? Kimsin sen? Kimsin? Bir dakika ya. Ben vatandaşım. Tamam çekil sen. Kardeşim sen çekil. Sakin ol. Çekil. Bırak şunu. Bir dakika ya. Bırak şunu. Zarar veremezsin. Tamam, zarar gelmesin abi. Siz gidin abilerle karakola. Ha geçin karakola. Tamam, dur bir dakika. Geçin kapatayım ben. Tamam, gidin orada yürü. Kapatalım yürü. Tamam, biz zaten veriyoruz ya. Abi ya. Tamam, hayret gel karakola. Tamam. Hepiniz orada yorum yapıyorsunuz. Gelme abi. Bağlı bir daha buradan arkadaşlar. Buyurun. Hadi bağlı. Evet, aslında iktidar medyası dışında sokakta kim çekim yaparsa yapsın polisin hemen dikkatini çekiyor ve engellemeye çalışıyorlar. Biz muhabirlerin de sokakta röportaj yapması oldukça zorlaşıyor. Defalarca kez uyarılıyoruz. İzniniz var mı ki parkta bile çekim yapamadığımız zamanlar oldu. Devam edelim. Deniz işçileri tarafından çıkartılan My Day dergisinde yayımlanan araştırmaya göre gemi çalışanlarının dörtte biri asbest nedeniyle hastalık yaşıyor. Dergide Aliağa'daki söküm işlemlerinin denetimsiz yapılmasından endişe edildiği de belirtiliyor. Deniz İşçileri Platformu tarafından yayınlanan Mayday isimli derginin son sayısında asbest sorunu ele alındı. Brezilya donanmasına ait savaş gemisinin Aliağa'da sökülecek olmasının çevre ve insan sağlığında yaratacağı etkilere değinildi. Gemilerde yalıtım için kullanılan asbest, akciğer, mide, rahim gibi organların kanserine neden oluyor. Brezilya'dan Türkiye'ye gelecek geminin 900 ton asbest taşıdığı belirtiliyor. Dergide daha ucuz ve pratik olması nedeniyle gemilerin asbestle yalıtıldığı belirtiliyor. Asbestin insan üzerindeki etkisi ise 20-30 yıl sonra ortaya çıkıyor. Mayday'e göre denizciler 7 gün 24 saat asbeste maruz kalıyor. İngiltere'de yapılan araştırmada tersane işçilerinde asbeste bağlı kanserlerin görülme oranının %4,4 olduğu, gemi çalışanlarında bu hastalıkların görülme oranının %27 olduğu belirtildi. Dergide Türkiye'de Aliağa'da yapılan sökümlerde söküm öncesi ve sonrası ortam ölçümlerinin yapılmaması gibi birçok denetimsizlik olduğu da vurgulanıyor. Evet, Aile Bakanı'ndan Suriyeliler açıklaması 2023'ten sonra bunların hiçbiri kalmayacak. Bunlar dediği de Suriyeli göçmenler. Evet. Derya Yanık Adana Valiliğini ziyareti sırasında bir konuşma yaptı ve Suriye'nin kuzeyinin temizlenmeden sığınmacıların gönderilmeyeceğini söyledi ve şöyle devam ediyor. Bu kadar şehidi boşuna mı veriyoruz? Bu kadar insana da Türkiye'de boşuna kucak açmıyoruz. Bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir taraftan da Özgür Suriye Ordusu ayrı ayrı mücadele ediyorlar. Suriyeliler meselesinde hem maddi hem de sosyal anlamda sıkıştıran bir külfet olduğunu kimse inkar edemez demiş. 10 sene öncesine kadar İstanbul'da, Ankara'da bombalar patlıyordu. 30-40 insanımız aynı anda ölüyordu. Senin insanın ölüyor. Bütün bu süreç bıçak gibi kesildi. Bir, FETÖ'cü hainler ordudan emniyetten temizlendi. İki, terör kaynağı temizlendi. Türkiye'nin içerisindeki terörist sayısı 200'ün altında. Bu Türkiye tarihinde görülmemiş bir başarı demiş bakan. Türkiye'nin sınır ötesi harekatında bir terör devleti kurulmasına engel olacaksak bu bedele de katlanacağız demiş. Amerika 2000'den fazla konvoyla, tırlarla silah sevkiyatı yaptı. Nereye gönderdiler? Oradaki teröristlere gönderdiler. Biz onlarla orada mücadele ediyoruz. Suriye'nin kuzeyi YPG, PKK demektir. Şimdi peyderpey gönderiyoruz. Biraz daha dişimizi sıkacağız. 2023'ten sonra bunların hiçbirisi kalmayacak. Evet. Aslında dönüp son dönemde özellikle baktığımızda iktidarın bütün vaatleri 2023 sonrası için
seçim sonrasını işaret ediyorlar. Oysa 20 yıldır iktidarda olan ve bu bahsettikleri vaatleri yerine getirecek fırsatları olan, o konumda bulunan onlardı. Fakat halka tekrar seçim sonrasını gösteriyorlar ve 2023 sonrasında bunların hiçbiri kalmayacak diyerek de sığınmacılara, sığınmacılar diye bahsetmesi de ayrı bir vehamet. Ve devam ediyoruz. Çoraklaşma tehlikesi yaşayan Şırnak'taki ağaç kesimleri devlet eliyle hızla devam ediyor. Kesilecek yeni ağaçlar için yeni yollar yapılmaya başlandı. Şırnak'ın Risor bölgesinde ağaç kesimi için yeni yollar yapılıyor. Kentte Cudi ve Gabar Dağı ile Besta bölgesinde korucuların eliyle başlayan doğa talanı 2 yıldır devam ediyor. Özellikle Besta bölgesindeki Risor'da kıyım nedeniyle doğada ciddi bir tahribat oluştu. Bu süreçte binlerce meşe ağacı korucular eliyle kesildi. Zengin ve doğal bitki örtüsünden eser kalmayan Risor'da her 400 metrede bir askeri kule yapıldı. Bölge halkı Risor'da yol geçen yerlerdeki ağaçların kesildiğini iletti. Yeni kesimler için yeni yolların yapılacağı bilgisini paylaştı. Böylece yarım asırdan fazladır el değmemiş ağaçlar kesilecek. Ağaç kesimlerinin bu hızda devam etmesi durumunda bölge tamamen çoraklaşma tehlikesiyle karşı karşıya. Evet, ilginç bir soruşturma haberiyle devam edeceğiz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şarkı listelerine verilen isimler nedeniyle Spotify hakkında soruşturma başlattı. Dün sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla o başlıklardan biri, o çalınma listesinin başlıklarından biri Erdoğan'ın rakı içerken ki dinlediği şarkılardı. Düşünün, buna soruşturma açılmış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İsveç merkezli müzik şirketi Spotify hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın gerekçesi ise kullanıcılar tarafından oluşturulan müzik listelerine verilen isimler. CİMER'e yapılan şikayetlerde isimlerin dini değerleri aşağıladığı ve devlet büyüklerine hakaret içerdikleri iddia edildi. Şikayete konu dinleme listelerine verilen başlıklardan bazıları ise Allah'ın telefon zil sesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın rakı içerken dinlediği şarkılar, Hazreti Ali'nin halifeliği kaybettiğinde dinlediği şarkılar gibi isimler yer alıyor. Savcılık incelemeleri sonucunda kullanıcıların hazırladıkları müzik listelerinin Spotify'ın onayından geçtiği kaydedildi. CİMER'e yapılan başvurularda Spotify tarafından vergi kaçırıldığı ve devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı da ileri sürüldü. Bir şikayetçinin dilekçesinde can güvenliğinin tehlikede olacağını iddia ederek ayrıca yardım talep ettiği de görüldü. Evet, Afganistan'la devam ediyoruz. Yaşanan gıda kıtlığı ülkeyi açlığa sürüklüyor denmiş. Yarısı Afganistan'da açlık çekiyor. Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirdiği Ağustos 2021 yılından bu yana ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyor. Çok sayıda insan temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na göre her 10 Afgan'dan 9'u yetersiz besleniyor. Ülkedeki 18 milyondan fazla insanın yarısı açlık çekiyor ve acilen yardıma ihtiyaç duyuyor. Deutsche Welle'ye konuşan Save the Children'ın Afganistan Şubesi Direktör Yardımcısı Nora Hasaniyen, acil yardıma ihtiyaç olan ailelerin sayısının büyük bir hızla arttığını belirtti. Bazı ailelerin çaresizlikten çocuklarını satmak zorunda kaldığını söyledi. Hiçbir insani yardım buradaki sorunu gerçekten çözemeyecek. Daha büyük ve kalıcı çözümler gerekiyor, dedi. Uluslararası kriz grubu büyük bir gıda krizi yaşayan ülkeye yönelik devam eden uluslararası yaptırımlara dikkat çekiyor. Grubun Afganistan uzmanı Graham Smith, daha büyük bir felaketin yaşanmaması için izolasyona derhal son verilmesini talep ediyor. Yaptırımların Taliban rejimine değil, Afganistan halkına zarar verdiği görüşünü dile getiriyor. Evet, bu haberle birlikte Medya Kritiğin ikinci bölümünü de noktalıyoruz. Yarın aynı saatte tekrar görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın.